Cumhur İttifakı Barbaros Macun Kapalı Pazar yerinde Fatih, Macun, Barbaros ve Konak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği bir toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti eski milletvekili Hüseyin Samani, AK Parti ilçe başkanı Fatih Fuat Cebeci, MHP ilçe başkanı Ahmet Bulut, AK Parti ilçe kadın kolları başkanı ve meclis üyesi adayı Pınar Uğur, AK Parti ilçe gençlik kolları başkanı Çağatay Çalışır ve meclis üyesi adayları da katıldı. Bir inşaatımız var. Şehrin hastanesine başlamışız. İlk geldiğimiz zaman polikliniği ilk yıl içerisinde yaptık biz. Cumhur İttifakı Başkan Adayı ve Aksu Belediye Başkanı Halit Şahin'in her şey Aksu için dediği toplantıya mahalle sakinlerinin soğuk havaya rağmen ilgisi yoğun oldu. MHP Aksu İlçe Başkanı Ahmet Bulut hiçbir zaman hesap kitap yapmayarak yola çıktıklarını söyledi. Bu yol kutlu bir yoldur. Bu yol milletimizin yoludur. Bu yol çıkarsız, menfaatsiz, ülkemizin ve milletimizin, devletimizin en iyi şekilde temsil edilme, dünyada söz sahibi olma ve muasır medeniyetlere seviyesine ulaşma, dünyaya yön verme yoludur. AK Parti Aksu İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci ise soğuk havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayan mahalle sakinlerinin kendilerine güç verdiğini kaydetti. İnşallah bu hizmet işinin bir gönül işi olduğunu, belediye işinin de hizmet işi sloganı birleştirdiğimiz zaman belediye işi gönül işi sloganıyla beraber İnşallah Aksu'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkanı Halil Şahin Başkanıma, Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkanı Menderes Türel Başkanıma 31 Mart'ta zaferle çıktıktan sonra önümüzde 4,5 yıl daha icraatların önü açık bir başkanlık ve cumhurbaşkanlığı sistemimizde sizlere hizmet etmek üzere varız burada. Halka hitaben bir konuşma yapan AK Parti Antalya eski milletvekili Hüseyin Samani, Antalya'nın 19 ilçesinde ilçe olduktan sonra en çok hizmet alan ilçenin Aksu olduğunu ifade etti. Bakın iddia ediyorum, Antalya'nın 19 ilçesinde ilçe olduktan sonra en çok yatırım alan ilçe Aksu'du. Toplayın alt alta. Toplayın. Küçük Aksu Barajı, Aksu Çayı ıslah projesi, köprülü kavşaklar, raylı sistem, Expo, bütün bunlara bakın. Şimdi inşallah kaymakamlık binamız ve hastanemiz, hepsi bunların bütün arkası arkasına gelecek. Belediyemizin zaten yaptıklarını Halil Başkanım sürekli olarak anlatıyor. Ama bunların içerisinde her zaman aktörlerden bir tanesi, yakından takip edenlerden bir tanesi Halil Şahin. Aksu Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin ise konuşmasında ülkenin geleceği için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 5 yıl boyunca Aksu'ya yapılan yatırımları ve imar çalışmalarını anlatan Şahin, şehir olma yolunda ciddi adımlar attıklarını vurguladı. Şahin, hizmetlerinin devamı için de halktan destek istedi. Nereden bahsedeceğiz, ne yapmaya çalıştığımızı bahsedeceğiz. Ama genel şeyler bakıldığı zaman bu ülkeyi geliştirmemiz lazım. Hani genel siyasete çok girmeyeceğim ama 2001 yılında partimiz kurulurken işte Samani Başkanımız o zaman ildeydi. Biz de buralarda belediye başkanlığı falan yapıyorduk. O günlerde görev alan arkadaşlarımız da buralardalar. Siyaseten nereden nereye geldik? Ekonomi olarak nereden nereye geldik? Şöyle bakıyorum da dünya üzerinde 36. büyük ekonomiden ilk 16'nın içerisine gelmişiz. Yani 2002 hesap edersek bu işi genel seçimi 17 yıl içerisinde ciddi mesafe almışız. İnşallah diyoruz ki ilk 10 ekonomi içerisine geliriz ve birçok oyunu ve kendi göbeğimizi de keser hale geliriz diyoruz.